Hoş geldiniz. Hoş bulduk Serda Hanım. Hoş geldiniz Mahmut Bey. Buyurun. Türkiye birazdan başlar. Ve Demokratik Oluşum Partisi yüzünü şeytan göresice. Konaktan gitti ama yine evimizin içine giriyor şümeretle. Bir daha görmeyeceğim, merak etme. Bu akşam bir mağlup olsun, sandıktan silinip gidecek. Kurtulacağız Zerda'dan. Efendim, bir tartışma programıyla yine karşınızdayız. Konuklarımız Türkiye Yurttaş Partisi Başkan Adayı Sayın Zerda Eroğlu ve Demokratik Oluşum Partisi Başkan Adayı Sayın Mahmut Karacahan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sayın Zerda Eroğlu, seçim kapının ağzında, yarışın son günlerindeyiz. Genel bir değerlendirme alabilir miyiz? Teşekkür ederim. İzleyenler hatırlayacaktır. Geçen sefer Mahmut Bey'le birlikte yapacağımızı sandığım siyaset konuşması tamamen farklı bir yöne çevrilmişti. Ama bu çok daha iyi oldu. Bana çok önemli bir şey hatırlattı. Bu topraklarda hala var olan köhnemiş değerler sorgulanmadıkça yaşanan ekonomik refahın da gerçekte hiçbir yararı olmayacaktır. Tabii bu özellikle kadınlar için geçerlidir. Evet, doğru. Bir zamanlar ben de kumalık sisteminin içindeydim. Bu hatayı yaptım. Ama hiçbir zaman doğru olduğunu düşünmedim. İşte bu yüzden bu sistemin kalkmasını istiyorum. Hepimiz için. Bütün yörenin ve Bozdoğan'ın kadınları için. Mahmut Bey, sizin seçmen olarak gelen bu kadınlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani tabii ki kalkınma hamlesi öncelikle kadınlarımızı yükseltecektir. Ekonomi büyüdükçe, yani elimiz refaha erdikçe halkımız akla karayı ayırt edecektir yani. Yani bir erkeğin iki ya da üç kadınla evlenmesini engelleyebilecek mi? Dilerseniz kadınlarımız ne diyor, bir de onları dinleyelim. Mahmut Bey, ekonomi bizi kurtaracak mı? Ya şimdi o değil, o demek değil ki. Yani kalkınma kafaları da değiştirir. Yani yeni bir toplum. Bizim adamların kafaları değişmiyor. Kadının cebi para görecek mi ki? Bizim halimiz ne zaman değişecek? Ya kadınlarımız da ekmek elden, su gölden yaşamaya alışmış. Ya düşünüp taşınsınlar önce. Ya bu değirmenin suyu nereden geliyor önce? Aynı benim herif gibi konuşayım. Düşün değil. Bu değirmenin suyu nereden geliyor değil. Çok konuşma, kuma getiririm değil. Üstüne bir de tepik atayım. Bir çare sorayım size. Benim oyum çareyi bulana. Bunun çaresi resmi nikahtır. Ben kadınların kumalık sistemine direnmesi için elimden geleni yapacağım. İlk iş olarak resmi nikah kampanyası başlatacağım. İkinci önemli konu da çocuklar mutlaka babalarının nüfusuna geçmeli. Dahası ve en önemlisi, genç kızlarımız okuyup meslek sahibi olurlarsa, kendi paralarını kendileri kazanırlarsa, kendi kaderlerini de belirlemiş olurlar. Kısacası kızlarımıza, kadınlarımıza iş alanları açmak zorundayız. Asıl görevimiz budur. Ve ben bunun için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Hadi tamam, kapatın şu zırıltıyı artık. Ben yatmaya gidiyorum. Beni faka bastırmaya çalıştınız, bravo. Ama sevinmeyin o kadar. Çoğunuz hiçbir işe yaramayacak Serda Hanım. Yarınki seçim demecimde size öyle bir cevap vereceğim ki. Ne yazık ki 10 dakika sonra seçimler nedeniyle yayın yasağı başlıyor Mahmut Bey. Demek ki durumu sandıkta göreceğiz. Hem bırakalım artık seçmen konusuna.